hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Her şeyden önce temiz bir kere. Anne, tabletimin şarjını aldın değil mi? Dur, almaz olur muyum çocuğum? Aldım tabii. Ha, tabii tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu sıkkımdan. Baba, nereye gidiyoruz? Yavrum, rotamız belli. Önce küçük bu yarı saha dayımlara gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be? Ay. Yeşil ipek bükeyim aman aman, derdimi kimlere dökeyim aman, derdimi kimlere dökeyim aman, sen salın gel sevdiğim aman aman, ben bu yoluna bakarım. Biz galiba yanlış yoldayız Sıtkı, harita başka bir yolu gösteriyor. Can, beni delirtme Allah aşkına ya. Ne yapalım, yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler, kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına? Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar 350 kağıt olur orası. Nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak, ayol disko topu bile var. Pavyon gibi her taraf. Tabii duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha. Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji. Ya Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak. Aman aman amanın belli dost aman. Kalbi de düşman, dili dost aman. Ah be, anne tabletimin şarjı bitti. Şarj hangi bavuldaydı? Hemen takmam lazım. Hiçbir bavulda evladım, bilerek almadım yanıma. Ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablette tublete ihtiyacın yok. Ya anne, neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar. Edersin et vallahi, şarjın geri gelmeyecek. Anne. İnternet çekmiyor burada. Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo. Burada çekmiyordur çocuğum. İleride çeker. Ya Türkiye'nin %98'inde çekiyor diyorlardı ama reklamlarda. Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Aa, tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim. Anne, öldü adamcağız. İyi çocuğum, da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay anca, sinirlendirmeyin beni. Aa, vallahi cimrilik geçireceğim şimdi, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara. Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta. Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen. Vallahi bir tane. Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye istedim. Gerizekalı. Düzgün konuş kardeşinle Melike. İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan. Sen önüne bak Sıtkı. Yapalım, bu tabii Sultan. Güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani. Ya boş ver be Türkan'ım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç. Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari. Gel canım benim. Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay. Anne.
Babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi. Ay sıkılmadılar da. Ama yok artık sen. Ya bin kere dinledik bu hikayeyi. Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya dubbe yol olur be. Bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum? Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of. Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves. 20 canım 20. Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen bir yıl mı oluyor? Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor vallahi. Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı. Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur. Peki yavrum. Ay. Hadi kalkın hadi dirilin. Mıntıka temizliği yapacağız. Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım. Hadi çabuk. Bekle babanın şeyini bekle. Poşeti bekle içine atacaksınız. At. At çocuğum at. Alın kapakları da alın. Ha, şu hale bak. Ne yedilerse atmışlar, ne yedilerse borçlarını atmışlar, ne yedilerse zıkkımın kökünü yiymiş. Hadi doldu torba, hadi. Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak, burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara. Güzelmiş evde ya, vallahi. Çok, çek, ciğerlerini çek. Hakikaten çok güzel hava. Sıtkı evde yoklar galiba. Olur mu canım? Evdedir. Nereye gidecek? O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sahar Sultan duymuştu. Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç. Filinta be, filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik. Niye? Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani. İyi vakitimiz. He? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin. Ne yapayım dayı? Kızın 3. evliliğiydi, biz de bronz taktık. Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben. Allah razı olsun, hala oturuyoruz. Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyrende aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası, pezevenk. Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında? Hasbir lan. Adam kırdı sen de. Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım, sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi. Tamam be, tamam. Kendimi intihar ediyorum. Bu sefer güldürmedi baba. Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi. Resmen yerin dibine girdik baba. Yani hayatında bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı. Lan tamam be, tamam. Allah da benim belamı versin, hepiniz kurtulun inşallah. Öz bela okuma. Arabanın içinde, vermeyecekse de verecek. Ya uzatmayın, sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak, ne de gerginlik. Hadi sen önüne bak, önüne. Miraca girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten. El alemin arabası. Bilmediğimiz, etmediğimiz şey. Anne ya. Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı. Göreceksin sen. Sana gülüp durma. De. Evet atlayın bakalım. Al çayda. Mis. Cennet be, cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be. Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar, kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan Rus kızlar. Açık büfe yemek,
Sonra yine Rus kızlar. Anne biz boşuna geldik buraya. Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be. Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi? Yürüme anne. Heh ya gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya. Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki. Baba sanki helikopterimiz var. Kime neyin şeklini yapıyor? Bak eserinle gurur duyayım. Birader selamun aleyküm. Aleyküm selam. 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para? 650 lira. Ne? 650 lira efendim. 650 lira. Efendim iyi misiniz? Türkan 650 diyor. Raiç o demek ya. Başınız sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Mefta Hanım? 650'den gitti. Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Bir boku da yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. Hiç de iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız. Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli. Buyur sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğum. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın. Evlenmek bence de çok mantıksız. Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız. Aa, babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor. Çok güzel. Tabii bak, Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii ondan. Peki ya Ali? Bak, esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin. Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın hallecesi bu. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum. Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be. Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış 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 ondan oyna ki yetişeyim için. Şimdi yaktım seni baba. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk. Annemi hiç aldattın mı baba? Oo. Buyurun. Evlat değil anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan haberimiz yok. Çocuk soru soruyor. Düşünmek için oyalama bizi. Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim? Aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin daha fazla asabımı bozmayın benim. Tamam o zaman çeviriyorum ben. Hadi bakalım. Allah bana geldi. Hadi dur şunu hazırlıksız yakalandım dur. Anneciğim doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki cesaret. Ha, demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi. Ay illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus. Anne. Babamı dudağından öp. Ay yok artık. Ay. Evet Türkan'cığım. Hayatım oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen? Tamam. Oyun sonuçta bu. Mecburuz değil mi? Evet. Tamam. Dur diyorlar. Komik komik şeyler yapma. Gol! Ay bak bunlara eğlence çıktı bunlara. Güzel oyunmuş be. İyi de oynayalım.
Anne o ses neydi ya? Ne bileyim. Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Bir dakika, sakin olun. Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana. Kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen? Vallahi terliği indirdim miydi senin peyninin pekmezini akıtırım ben. Korkmayın! Korkmayın, ben buradayım. Korkmayın. Ayol, sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya? Duruma hakimim, korkmayın. Biz de sana güveniyoruz. Baba, 650'yi vereydik iyiydi. Balta giymemiş olmanları, biz bayağı karavanla girdik ya. İn oradan, in şu terliğimi fırlattım, git oraya git al. İn. Abla sanırım sıçtık. Kesildi ses, neyse. Bak. Tebrik ederim Sıtkı. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim. Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar. Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı? Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike. Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır 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 vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi ya? Gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun? Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıt dedin, çıktın zıpladın karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun. Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın. Eyvah. Şimdi de kesin kaybolduk işte. Arabanın freni tutmuyor. Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı. Fren mi tutmuyor? Korkmayın, panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın. Hayır ya olamaz, ben şimdi ölemem. Daha çok şiirim var. Sus kızım. Alma önünü. Ağzını. Bakmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın. Allah'ım yarabbim. Ne? Çocuğum. Atlayın, arabadan atlayın. Atlayın arabadan. Allah aşkına geliyorum. Ali nerede? Atladı ruh hastası. Allah'ım sözümü dinleyeceği tuttu çocuğum. Dikkat edin. Sıtkı. Yaşayacak mı baba? Ve kayışı ölmüş oğlum. Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani? Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be, ta ebesinin şeyindeyiz. Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, çünkü gülecek. Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani? Tatile gidemeyecek miyiz baba? Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi? İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor. Bu mudur yani tek derdimiz burada? Bu mu? Bağırma kızıma. Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu. Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum babanıza, hastalık kaparsınız. Ha, dur dur, şuradan bir herif geliyor, şuna sorayım. Hop! Hop! Babacığım,